Hepinize merhaba arkadaşlar. Kuşlarda ishal sorunu en sık karşılaşılan durumlardan bir tanesi oluşturuyor. Bugün sizlerle kuşları ishal eden unsurları ve bu ishal durumunu en kolay şekilde nasıl önleyebileceğimizi tartışacağız. Aslında ishal dendiğinde insanların aklına doğrudan bir hastalık gelmektedir. Ama ishal bir hastalık çeşidi değildir. İshal dışkının olduğundan farklı bir formda yani sıvı formda olmasıdır. Yani bize belli başlı bir hastalığın ya da bir sorunun belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz ishali tek başına bir hastalık olarak değil, bir hastalığın göstergesi olarak tanımlamamız gerekiyor. O yüzden benim kuşum ishal oldu. Bunun çözümü nedir diye sormak yerine, benim kuşumu ishal eden sorun nedir? Bunun arkasındaki sebebini bulmanız gerekiyor. Yoksa her zaman yanlış bir tedavi ve yanlış bir ilaç kullanmış olursunuz. Kuşları ishal eden birçok unsur vardır. Bunların birçoğu hastalık, belli bir kısmı da farklı davranışların etkisi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bugün sizlerle bu konuyu oldukça netleştirmek istiyorum. Daha önce de dediğim gibi ishal durumu dışkıdaki sıvı formu ifade ediyor. Eğer kuşunuz gün içerisinde çok fazla sıvı tükettiyse, eğer o gün sıvı içerikli besinleri çok tükettiyse ki bunlar genelde kıvırcıklar, yeşil yapraklı sebzeler, salatalıklar olarak sayılabilir bu ürünleri tükettiyse doğal olarak dışkıları da sıvı çıkacaktır. Bildiğiniz gibi kuşların sindirim sisteminde özellikle sıvı çıkışı aynı şekilde katı dışkısıyla birlikte çıkmakta. Ve sizde bazen çok su içen bir kuş normal olarak dışkısı sıvı geldiğinde korkup hasta olduğunu düşünebiliyorsunuz. Ama bu yanlış bir tevatür. Aslında burada kuşun beslenmesi ön planda olması gerekiyor. Diyelim ki kuşunuz o gün sıvı beslenmedi ama buna rağmen dışkı formunda bir bozukluk var yani ishal durumu var. Peki bu sefer neyden şüphelenmemiz gerekiyor? Yine ilk olarak hastalığı düşünmeden önce bazı farklı durumları tartışmamız gerekiyor. Bunlardan en büyük gösterge değişimlerdir. Kuşlar değişimlere her zaman stresle karşılık verirler. Stres de kuşların bağırsak sağlığını etkilediğinden dışkısının sıvı gelmesine sebep olabilir. Fakat bu stres durumu genelde geçicidir ve bu stres durumu ortadan kalktıktan sonra kuşunuz normal dışkılamasına devam edecektir. Yani kuşunuzda belli belirtiler olduğunda hemen ilaca sarılmak yerine onun bu dışkılama süreci ne periyotlarla sürüyor ve kaç gün devam ediyor bunu takip etmek oldukça önemlidir. Değişikliklerden bahsettik. Bu değişiklikler neler olabilir? Özellikle ev içerisinde kuşun kafesinin konumunun değişmesi, evin içerisine yeni insanların, yeni aile üyelerinin yeni hayvanların ya da komşuların misafirlerin gelmesi sayılabilir. Kuşun beslenme tarzındaki bir değişiklik olabilir. Eğer kuşun yemini değiştirdiyseniz ya da o gün farklı bir yiyecek verdiyseniz, buna tepki olarak kuş stres yapar ve sıvı dışkılama gösterebilir. Peki herhangi bir değişim de yok? ama hala da kuşunuzun dışkısı sıvı olarak geliyor ve takip ettiğiniz birkaç günde bu devam etti. Bu sefer neyden şüphelenmek gerekiyor? İşte şimdi bazı hastalıklardan ve olumsuz durumlardan konuşmamız mümkün. Özellikle bakteriyel enfeksiyonlarda ishal problemi sıkça görülmektedir. Kirli suluklar, kirli yemlikler ve temizlenmemiş kafesler bu bakteriyel enfeksiyonların en büyük sebebidir. O yüzden eğer ki kuşunuzda bakteriyel enfeksiyon sebepli bir ishal hastalığı olduğunu düşünüyorsanız buna uygun bir ilaç kullanımını tavsiye edeceğim. Kuşları ishal eden bir başka negatif unsur ise parazitlerdir eğer kuşunuzda bir iç parazit problemi yaşanmaya başladıysa ve bu sürüyorsa bu zamanda da kuşların dış kısmına değişmeler gözükebilir. Zaten iç parazite anlamanın yolu ancak veteriner kontrolünde bir test yaptırmaktır ve bu sayede ona uygun ilacı da kullandığınızda bu sorunu ortadan komple kaldırmış olursunuz. Kuşları ise neden bir başka negatif unsur ise zehirlenmedir arkadaşlar. Zehirlenme durumlarında da kuşların biz Farklı formda dışkılama yaptığını görüyoruz ki zaten zehirlenme beraberinde nefes darlığı, halsizlik, keyifsizlik, iştahsızlık gibi problemleri de getirdiğinden siz kuşunuzun hasta olacağına kesin emin olabilirsiniz. Son olarak kuşları ise eden unsurlardan bir tanesi de ilaç kullanımıdır. Eğer başka sebeplerden dolayı bir ilaç kullanıyorsanız bu kuşun bağırsak sağlığını da etkileyeceğinden bu ilaç kullanımı süresince kuşun dış kısmında sıvı ve farklı formda dışkılama meydana gelebilir. Peki şu ana kadar yalnızca ishal durumunu tanımladık ve ishale sebep olabilecek nedenleri tartıştık. Peki kuşumuzda küçük çaplı başlangıç durumunda bir ishal varsa evde kendi imkanlarımızla neler yapabiliriz? Öncelikle kuşumuza her zaman yediği sade tohum bir yem vermeniz gerekiyor. Daha sonra elinizin altında eğer varsa probiyotikleri kullanmak bağırsak sağlığı için oldukça hızlı bir sonuç verecektir size. Ek olarak temiz bir cezvede bir pirinci iyice yıkadıktan sonra haşlayıp kuşunuza o pirinç lapasını verebilirsiniz. Aynı şekilde soğuduktan sonra o pirincin suyunu da suluğuna ekleyebilirsiniz. Bu sayede kuşunuza nişasta takviyesi yapmış olacağınızdan kuşunuzun dışkı formunda düzelme meydana gelecektir. Pirinci ek olarak aynı şekilde mısır ya da patates de kullanabilirsiniz. Çünkü bunlar da bolca nişasta içerdiğinden kuşunuzun bağırsağında düzelme meydana getirecektir. Aslında kuşların hastalıklarını insanların hastalıklarıyla benzer düşünebilirsiniz. Nasıl ki siz ishal olduğunuzda anneniz ya da babanız size işte pirinç çorbası yapıp ya da muz getirip ya da patates haşlayıp veriyorsa aynı şekilde kuşlarınıza zararlı olmayanlar dışarısında bu meyve sebzelerle tedaviler uygulayabilirsiniz. İshal süreci boyunca kuşunuza destek olmak amacıyla probiyotikler vermeyi unutmayın. Ve bu noktada kuşunuzun kafesinin altına beyaz bir peçete sererek onun gün ve gün ishal durumunu, ishalin boyutunu iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor yoksa durum aynı şekilde seyrediyor mu bunu görmeniz ancak bu şekilde mümkün olabilir. Unutmayın şiddetli hastalıklarda da ishal durumu gözükebilir. Eğer ki siz kuşunuzun hastalandığını fark etmemişsiniz ve bunun sıradan bir ishal olduğunu düşünüyorsanız burada bir yanılgıya düşmüş olabilirsiniz. Maalesef şiddetli hastalıklarda evde yapacaklarımız sınırlıdır ve oldukça zordur. Bildiğiniz gibi tıpkı insan ilaçlarında olduğu gibi hayvan ilaçları da her yerde satılmadığından ve bulunamadığından bu konularda veteriner hekime danışmak zorundasınız ve onun verdiği, onun tavsiye ettiği ilaçları almak ve uygulamak zorundasınız şu hatırlatmayı da yapmadan geçmek istemiyorum. İsel eğer bir viral ya da bakteriyel bir hastalık sebebi geliştiyse çevredeki diğer kuşlara hatta hayvanlara bile bulaşabilir. Bu yüzden ishal durumunda olan kuşunuzu varsa eğer diğer kuşlardan ayırmanızı tavsiye ediyorum. Umarım bu video size ishali tanımlama, ishal sebeplerini öğrenme ve kısa süreli yani basit ishal sorunlarında bu sorunu çözme konusunda yardımcı olmuştur. Yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.